Bu sonuçtan sonra her ne kadar e, hiçbir şey belli olmayacak desek de Şampiyonlar bir, kere, bir kere Levent abinin üzerine. çok e, doğru parmak bastığı bir nokta var. Yani hocanın söylemlediğiyle e, rövanş maçının sanki normal, hiç sıradanmış bir hazırlık maçı e, havasına büründürmesi. Yani sonuçta evet, e, gerçekçi olmamız gerekirse... Tur atlamanız mucizelere bağlı ama sonuçta bir maçtır ve resmi bir maçtır. Ve biraz önce konuştuğumuz gibi puanı olan değeri olan bir maçtır. Evet. Şimdi tabii yönetim açısından da bence hiç iyi olmadı tabii. Yani yeni gelmiş bir yönetim e, çıkmış Sayın Başkan işte maçtan iki gün önce e, bir basın toplantısı yapmış. E, transferlerle ilgili taraftarlardan özür dilemiş. E, işte çalıştıklarını bir takım şeyleri anlatmış yani uzun uzun şimdi bak bakıldığı zaman da bir Avrupa maçı ve 5 birlik bir maç. Yani eminim ki onlar da çok üzgün ve şaşkındırlar. Yani bu durumda yapılacak şey oturup hocayla bugün yarın belki de işte maçtan sonra ya da e, oturup bir e, acilen bazı transferlerin yapılması. Yani işte Gezal'a imza mı attıracaksınız? Attırın. Gezson gelecek mi? Bir an önce gelsin. İşte Mustara'ya bir e, yedek kaleci takviyesi şart mı? İşte yani sizin sağ bekiniz, tamam hastalandı ee, yetlin ama yani başka da hiçbir şey yokmuş. Yani B planı yokmuş. Yani madem bunun bir tane adam olduğu belli zaten. Yani buna göre niye oraya e, transfer için günlerdir bu kadar bekleniyor, günlerdir bir adım atılmıyor. Yani e, bir ay olmuş, bir buçuk ay olmuş Galatasaray çalışmalara başlayalı. Bu da ayrı bir şey. Yani bunu tamamen e, seçime... İşte bağlı bağlamamak da lazım. Biraz sadece Galatasaray'da değil zaten diğer kulüplerde de ciddi derecede bir plansızlık var. Hala e, takımlarımız işte transfer yapmaya çalışıyor. Eksikleri var o var bu var. Ama Galatasaray'da farklı bir durum vardı. Yani bir eleme maçı oynayacağını biliyorduk. Evet. E şimdi yani bunları yapsanız da ne olur ya gitti tren yani artık şeyi kaçtı. Yani Şampiyonlar Ligi fırsatını büyük ölçüde kaçırdınız. Yani bundan sonra yapacağınız ne ya yani Avrupa Ligi için işte Lig için ya yani bizim bir kere şu kafadan kurtulmamız lazım. Yani sadece Süper Lig Süper Lig Şampiyonluk Süper Lig yani hayır bu böyle değil. Artık dışarıdaki takımlar ya da Avrupa Şampiyonasında başarı gösteren ülke ülkelerin takımları yani sadece kendi e, yerel liglerinde değil dışarıda da başarılı olmak için başka planlar geliştiriyorlar, başka organizasyonlar geliştiriyorlar. Ama bizde bunların hiçbirisi yok. Sadece bunu Galatasaray üzerinden de okuyamayız. Yani geçen seneki kulüplerimizin yaşadığı hezimetlerin ardından şimdi böyle bir hezimetle Avrupa'ya başlamış olmak da gerçekten bence Türk futbolu adına da üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir nokta. Yani bunu sadece Galatasaray yenildi 5-1 sadece Galatasaray'la üzüleceği bir nokta değil. Yani bence Beşiktaşlısı da Türkiye Futbol Federasyonu'nda diğer öyle. kulüp taraftarlarının da üzülmesi lazım. Çünkü diyelim ki bu sene Levent abi bir takım şampiyon oldu. Eleme Önelim oynayacak. Eleme oynayacak. Böyle bir şey yani bu ne kadar e, vahim bir şey. E vardı bu önceden de. Vardı. takımı şampiyon oldu. Önelemeyle gitti. Hep ön önemelerle gitti. Evet. Sonra ama niye biz bu fırsatları buraya Geçti işte kaçırmak evet. çok. Yani meslek. Galatasaray bir de son birkaç yıldır Avrupa'da 3-4 yıldır hiç başarılı olamıyor. Çok olmuyor. başarılı değil. Evet. Yani bunun da tabii ki nedenlerine bakmak lazım. Hocaya bakmak lazım ama ben çok şaşırdım. Ya yani ben PSV, Eindhoven, Galatasaray'dan iyi bir takım olduğunu düşünmüyordum. başa baş bir maç bekliyordum. Hocanın bütün karamsarlığına rağmen, hocanın verdiği bütün olumsuz mesajlara rağmen yani işte transferde oydu buydu. E şimdi tam transferleri yapsınlar artık yani ne olur kime niye transfer lig için yapın ya yani. zaten varımız loğumuz yoğumuz bizim e, lig e, 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 o da nasıl transferler yapılacak transfer konusu ile ilgili Tabii transferler e, ne göre yapılacak sıkıntılar nasıl yapılacak var mı yok mu ekonomisi, nasıl? ekonomisi nedir neyin nezidir bilmiyorum yani e, çıkıp bir kulüp başkanı işte ben 10 gün demiştim ama e, yani yanılmışım sizden özür diliyorum diyor ki bana göre özür dilemesi bir hataydı. Yani olabilir böyle şeyler. Taraftar e, her zaman transfer istiyor. Taraftar her zaman eleştiriyor ama e, siz daha yeni gelmişsiniz ve yeni oturmuş, göreve oturmuş bir yönetimsiniz. Yani e, tabii bu 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 maç kötü bir maç. Bu maç unutulması gereken bir maç. Umarım etkisi altında kalmazlar. Ama asla ve asla da revanşa, yani biz bu turu kaybettik. Gözüyle, Gözüyle de, de bak bakmamak lazım yani. Şimdi ee, az önce Levent Tüzemen söylemiştim Muslera'nın yaptığı hatadan sonra bütün takım e, ona gitmeliydi, destek olmalıydı şeklinde. Musleradan bir e, paylaşım gelmiş. Onu e, hemen bir ekran'a getirelim arkadaşlarımızdan rica edelim. Kendi e, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşmış Muslera ve şu ifadeleri kullanmış: "Yaptığımız meslek bize bazen zor anlar yaşatıyor. Kendinizi sürekli daha fazla geliştirmek istiyorsunuz." Dün benim için hiçbir şeyin yolunda gitmediği çok zor bir gündü. Ancak her zaman yaptığım gibi her gün daha ileri gitmeye ve her şeye hazırlıklı olmaya devam edeceğim. Bana şartlar ne olursa olsun destek veren taraftarımıza, hocamız Fatih Terim'e, teknik heyete, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarımıza ve Galatasaray'ın büyük ailesine çok teşekkür edelim. Bu benim ve ailem için büyük anlam ifade ediyor şeklinde bir paylaşım yapmış sarı kırmızılı kalplerle birlikte Fernando Muslera aslında yapmış kendi kendine bunu, destek saat oldu. olarak kaçta yapmış var mı E ee, 15 dakika saat? önce. 15 yeni. dakika. Yani yeni. He Biz konuşurken yapmışlar evet. yani değil mi? Yani evet. vermemişler gibi hava oluştu burada söylüyoruz, yorum yapıyoruz. Sonra açıklama yapıyorlar. Bu durumu kurtarsınlar diye. Ben sahada Musteri görmek Musteri istiyorum. Ya fark etme Muslera bu deklare ettirmiş bir şey. Ben sahada görmek isterim bunu. Ben hata yapabilirim. Golü kaçırdığın zaman arkadaşların gelir, kaldırır yerden seni, sırtını sıvazlar, başını okşar, der ki olur böyle şeyler de. Ben onu hiç bu hikayesine katılmıyorum. Bu <laughs> tamam, Mustara'nın kendi duyguları. Mustara, kendi kendine burada, destek ama, vermiş gibi bir şey olmuş aslında. Açık yine. kaptan gibi davranmış, konuşmuş. Ama ben takımın sadece o desteği vermesini isterdim. Herkes hata yapabilir. Herkesin hata yapma lüksü vardır. Yani kimse, bir tek hatası Allah, Yaradan yani. Değil mi? Onun dışında herkes hata yapabilir. Ama bir gerçek var ki, şurada. Ee, Mustafa'nın bu söylemleri bence sanki dikte ettirilmiş gibi geliyor bana. Kusura bakmasın. Öyle da. mi? Bana öyle geliyor. Ben takım içerisinde golü yedikten sonra ona bir tane insanın gidip destek vermemesine çok şaşırdım. Kimse beni inanmadı. Ben ne maçlar gördüm. Ne hatalardan sonra gidip futbolculara sarıldıklarını, kalecilere sarıldıklarını gördüm. Nasıl bir kaleci kurtardığın zaman ee, herkes gidiyor... Kutluyor kendisini Donnarumma'yı İtalyan muy, takım kutladığı gibi. Değil mi? Ee, öyle net pozisyonlar çıkardı final maçında. E şimdi bir şey soruyorum ya. Bu bir takım oyunuysa herkes bu geminin içindeyse herkesin hata yap, yapma lüksü var ki herkes birbirine moral anlamında destek verecek. Ben onun için bu mustere yapılanı kabul etmiyorum. Özellikle o desteğin verilmemesini de asla kabul etmiyorum. Kaldı ki yani hoca hocaya baktığımız zaman Fatih Terim'in Flora'ya girişiyle şu son PSV maçındaki ruh haline baktığım zaman aynı mı? Hulöre'ye gülen, herkes tarafından karşılanan itmanlarda müthiş bir hoca da karşılaştık. E ne hoca, olabilir? Hoca, bir şey söylüyorum. Hoca, kendisini göreve getiren Burak Elmas'a duyduğu saygıdan dolayı bence yapılmayan transferlerle ilgili tek kelime etmiyor. Hmm, yönetim, bu önemli bir yönetim ama. mesela çalışıyor diyor. Başka bir yönetim olsaydı tepki Yapsa gösterir tepki miydi? gösterirdi. De göstermediler mi geçen sene biz bu oyuncuları istiyoruz diye. Hoca da burada bir duruş sergiliyor. Geldi göreve geldik. Tamam ama bugünkü yönetim söz verdiğiniz ya Burak Bey kusura bakmayın. En azından Gerson Fernandez'i bitirin ya. Bir Bilmiyorum. tane adam bitirin yani. Ne Alpaslan <laughs> ne de e, baktığımız zaman Aytaç, Aytaç sizin transferiniz değil. Geçmiş yönetimin transferi. Yanlış mı söylüyorum? Doğru. E, bir tek kaçı öğrenen oyuncu aldınız Burak? Barış. Bir şey Barış pardon. Barış'ı aldınız soruyorum. E tamam. O da oynamadı. E şimdi soruyorum bu işler içerisinde neyi konuşacağız yani? Yönetim geliyorsanız doğru haklı taraflarınız var ama kusura bakmayın. Bir tane oyuncu koyun ya. Bir tane sol bek koyamadınız. Gittiniz sol beklere bak bende listesi var burada. Şok şok olacaksın mesela. E adamlar geçiyor bana. Bunları biz mi bulamıyoruz ya? Danfri 24 yaşında 570 bin euro alıyor. Ma Mailen 785 bin euro. Bir de 19 yaşındaki Maduike var biliyorsun değil mi? Galatasaray'ın Galatasaray. sol tarafını otoban gibi yaptı. 235 bin euro alıyor 19 yaşında bu. Nerede ya? Herkes scout ekibinden bahsediyor. Neredesiniz yani? Bunlar nerede? Neredesiniz? Soruyorum. Bunları siz göremiyor musunuz? Bulamıyor musunuz? Senin almak istediğin Geleceğin geleceğine yatırım yaparken gittiniz beklen hepsi 30 yaşında. Galatasaray'da geleceği yok. Son sahibi olur Galatasaray bunları. Yani aslında Fatih Terim çok hoşnutsuz aslında söylemek ama, istediği bir şeyler var ama söyleyemiyor diyor Levent Özman. Evet, net söylüyorum. Katılır Burak musun? Elmas başından beri seçime girerken Messi hoca ile devam edeceğiz dedi. Evet. Fatih Terim'i düşünüyoruz dedi. Hatta eleştirildi. Hatta dün gece bir arkadaşım aradı. Mesela Yiğit Şar'dan seçime gelse bu Rojie'yi getirecekmiş. Anlaşma yapmış. Hmm. Bu PSV'nin PSV hocası. mesela. Resim. Şunu söylemeye çalışıyorum. Fatih Hoca da göreve geldiği için yönetime saygı duyduğundan dolayı belki de sabılı davranır. Normalde davranmaz. Ama bu dağınık durumda bile olsa hoca bu dağınıklıktan kurtulmalı. Yüzüne bir maske takmalı. Kusura bakmasın dışarıya bu işi vurmamalı ve takım böyle olmaması lazım. Bir sıfırdan sonra da Galatasaray nasıl oynaması bilmeli. Hoca oyuna müdahale etmeli. Yapamadıysan 2-1 devreye girdikten sonra Galatasaray ikinci yarı er 2-1'de iki o işi kapatmalıydı. Peki. Yani evet. burada da hoca dağılmış vaziyette. Katılır mısınız Zeynep yani Tuzaman'ın söylediklerine? Ee, yani hoca dağılmış bir vaziyetteki düşüncesine katılıyorum. Yani 2-1'de sonra... Yok özellikle Burak Elmas'a vermek isteyip de aslında belki de veremediği tepkiyle alakalı. Yani yeni bir yönetim gelmiş. Artı bu yönetim başındaki kişi yani Sayın Burak Elmas e, Galatasaray'la yani eski yönetimdeki Sayın Başkan Mustafa Cengiz'in karar alıp hocayla sözleşme yenilemeyeceğiz düşüncesinin hemen ardından bir açıklama yapmış. Yani ne olursa olsun hocamız diye. Sonuçta evet. böyle bir süreç yaşandıktan sonra hocanın biraz daha hoşgörülü olup tabii bazı şeyleri içine attığı bir gerçek. Yani eğer şu an Galatasaray'da transferlerle ilgili bazı durumlar çözülmüyorsa ya da bir aşama, bir ilerleme kat edilemiyorsa belki hocanın bazı şeyleri farklı düşünmesi, transferi yapmak isteyen yönetimdeki kişilerin belki biraz farklı düşünmesinden de olabilir. Yani mesela neden Gesto'nun işte hala bitmemesi, o arada Beşiktaş'ın teklifte bulunması, Galatasaray'ın Gezal'ı istemesi ama Gezal'la ilgili isteme haberi ve görüşme haberi 15 gün oldu. Yani mesela bu 15 gündür ne oluyor? Gezal'ın menajeri bir Beşiktaş'ın kapısını çalıyor. Bak Galatasaray 3 verdi siz ne diyorsunuz deyip sonra Beşiktaş'a gidiyor. Oradan oraya gidiyor. Yani bakıldığı zaman Levent abi biraz önce güzel bir örnek verdi. Yani oyuncular saydı, rakamlarını saydı. Biz burada ne konuşuyoruz? Gezal 1, Rozier 2, Gesson 3, Fenerbahçe Vedat Möriç yollamış. Bir de hala aklımızda o var. Hulk. Ondan Sherlock. sonra Charlotte ee, ve birkaç tane yerli oyuncu var yani dönüyor dolaşıyor zaten. Ona gidiyor, ona gidiyor, oradan oraya gidiyor falan. Yani toplasak böyle Koca Süper Lig'de özellikle Süper Lig'in diğer takımları.